bahsetmişken mide kanaması geçiren bir kişinin tekrar nüksetmemesi için ne gibi bitkisel çözüm yollarına başvurması gerekir? Yani bu da hassas bir konu. Konu açılmışken. Mide kanaması. Şimdi tonik nedir? Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki. Lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller yüzlerce hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar lahanayla. Hı hı. Yani bu lahananın özelliği nedir? Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Hı hı. İlim adamları lahananın birleşimindeki bu maddeyi önce U vitamini dediler, ülseri iyileştirdiği için. Fakat böyle bir vitamin bulamayınca dediler ki ulkus faktör, ülseri iyileştirdiği için. Böyle bir faktör de bulamadılar. Araştırmaya devam ettiler. Sonunda çok hassas bir, hemen bozulabilen bir madde buldular. Amino asit türevi. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Bu amino asit çok hassas. Diyorlar ki bana, biz lahanayı evde alsak, mikserde çeksek, suyunu çıkarsak, içsek iyi gelir mi? İyi gelir de bazı problemler var. Onları gideremezseniz kaş yapım derken göz çıkarmak gibidir. Tehlikeli. Yani bu nedenle evde lahananın suyunu çıkarıp gastrite, ülsere karşı kullanmak biraz mahsurlu. Neden? Onu da şundan. Lahananın birleşiminde vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire binlerce etken madde var da bir de çok az miktarda tiyosiyanat var. Tiyosiyanat nedir? Tiroid bezine, iyot akışı, şuradaki tiroid bezelerine iyot akışını engeller. Yani kişi uzun süre lahana suyu içerse guatra sebep olur. Bu nedenle Karadeniz bölgesindeki yaşayan insanlar çok kara lahana yerler. Kara lahana çok güzel, tatlı bir sebze ama çok yüksek oranda tiyosiyanat içerdiği için fazla yendiğinde ne yapar? Guatra sebep olur. İşte biz bu Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler ve Profesör Doktor Miller'in yapmış olduğu buluşu biz ne yaptık? Daha etkili ve zararını yan tesisini ortadan kaldırdık. 19 çeşit bitkiler. Mesela laden gülü. Laden gülü indometesin, fenilbutason gibi etken maddeler içerir. Bunlar midedeki Helicobacter pylori öldürücü özelliğe sahiptir. Yani gastrite karşı etkili. Bununla ilgili Eskişehir Anadolu Üniversitesi klinik araştırması yapmıştır, belgelemiştir. Bağcılardan bir hanımefendi dedi ki 15 yıldır o yasak, bu yasak, şu yasak, hiçbir şey yemiyorum. Hayatım perişan. Her şey yasak. Bazı şeyler haşlayarak yiyorum korkudan. Dedim ki 6 haftada taş olsa yesen bir şey olmaz dedim. Ben sana bir formül. Tonik kullan. Tonik kullandı, kullandı. 15 gün kullandı. Geldi dedi ki ben kullanmak istemiyorum artık. Neden? Dedi ki soğan yemiyordum yiyorum, bulgur yemiyordum yiyorum, et yemiyordum yiyorum. Her şeyi yiyorum. Taş olsa taş yiyorum. Dedim ya 15 gün az, siz yine 6 hafta, 7 hafta. Şöyle iki ay kadar devam ediyor. Yok yok. İhtiyacım yok. Kalmadı. Yine hastalanırsam gelirim bir ara dedi. 15 günde hiçbir şey kalmadı. Zaten ne diyorum? Başında da söylemiş olduğum gibi Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yüzlerce hastayı lahana ile tedavi etmişler. Biz ne yaptık? Yan etkilerini ortadan kaldırdık. Daha etkili hale getirdik. Mide için etkili olan diğer bitkileri de buna ilave ettik. Laden gülü gibi. Laden gülü de mide için. Kimyon gibi vesaire. Yani midedeki kanama farklı bir durum. Mide kanaması varsa her türlü kanama fark etmez. Mide kanaması, bağırsak kanaması, hemoroidden dolayı kanama, bayanlarda yoğun adet görmeden dolayı kanama, burun kanaması, kanama fark etmez. Her türlü kanamaya karşı çok güzel bir bitki var, çoban çantası. Biz bununla ilgili çoban çantası forte diye bir formül geliştirdik.
birleşiminde gutokola denen bir bitki var. Bu da Hindistan'da yetişir. Gutokola Centella Asia Latincesi. Onun ekstrası, civan perçem ekstrası, sarı kantar 19 çeşit bitki ekstrasından oluşan çoban çantası Forte diye bir formül geliştirdik. Hemoroide karşı etkili, hemoroidi yok eder. 6 hafta, 7 hafta. Hiç kanama deyince hemoroide girdik. Bununla da ilgili hemoroide girmişken onu da kısaca geçeyim. Profesör Japon asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da çoban çantası otu ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda hemoroide karşı etkili olduğunu, kanamaları önlediğini belgelemişlerdir. Alman asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Wiesner, Profesör Neumann ise bunların hepsi benim bu kitapta yazar. Detaylı bilgi var. Onlar da çoban çantası ile ilgili yapmış oldukları bir araştırmada çoban çantası otunun birleşiminde çok özel bir peptin keşfetmişlerdir. Bu peptin her türlü kanamayı durduruyor. Ya, mükemmel. Kanama, her türlü kanama. Burun kanaması, rahim kanaması, hemoroidden dolayı kanama, ülseratif kolitten dolayı kanama, morbus Crohn'dan dolayı kanama, mide kanaması, kanamaların her türüne etkili ve bu klinik araştırmalarla da etkisi ispat edilmiştir. Ne kadar sürede kullanılması gerekiyor? Biraz önce söylediğiniz 15 gün kullandı, iyileşti ama ortalama bunun kişiden kişiye değişiyordur ama ne kadar süresi? İşte bu bayan çok ağır hastaydı. Yani yıllardır bir şey yiyip içemiyor, 15 yıldır. 15 gün sonra bıraktı. Aslında 1,5-2 ay devam etmesi gerekir ki rahatsızlık 6 ay sonra, 1 yıl sonra nüksetmesi. Fakat o bayan aradan 3 yıl geçti, hala hiçbir rahatsızlığı yok. Evet. Arayıp sormadı bizi. Aradı. Demek ki hastalansa arayacaktı bizi. İyi. Evet. Sağlığı sıhhati yerinde demek. Sadece o değil. Yani yüzlerce araştırma var. Klinik araştırması var. Gastritle ilgili. Hemoroidle ilgili.